Haber hoş geldiniz. Arka planda sizlerle beraberiz. Gündemi konuşacağız ama gündem elbette ki malum. En önemli gündem maddesi bugün 6,5 milyon insanı direkt ilgilendiren aileleri ve asgari ücretin etkilediği diğer kolları da düşünürsek 10 milyon belki de onlarca milyon insanı ilgilendiren asgari ücret meselesi. Asgari ücret bugün belirlendi ve müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Asgari ücret konuşacağız, Türkiye siyaseti konuşacağız, kıymetli konuklarına takdim edeyim, hızlı bir şekilde başlayacağız. İstanbul stüdyomuzda siyasetçi yazar Sayın Mehmet Metner bizlere beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş yanında. Bulduk yayınlar. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist Profesör Doktor Cemal Zehir de bizlerle beraber. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran da İstanbul stüdyomuzda. Kenan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Ankara stüdyomuzda da kıymetli bir konumuz ilerleyen dakikalarda bizlerle beraber olacak. Ankara'nın soğuğuna ve tipisine maruz kalmış Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Yusuf Alabar da şu anda yolda. Umarız tipi aşar ve Ankara stüdyomuza ulaşır. Birazdan kendisine de merhaba diyeceğiz. Hızlı bir şekilde başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün kameraların karşısında geçti. Ve yanında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bütün üyeleri de vardı. Merakla bekleniyordu ne kadarlık bir rakamdan bahsedecek diye ve Başkan Erdoğan o rakamı açıkladı. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde asgari ücret olarak söylüyorum. Asgari ücret artışı %50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları da ihmal etmedik. Ülkemizde onlarca yıldır asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte on yıllardır konuşulan işte bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Başkan Erdoğan bu açıklamalarında iki cümle önemliydi. Bir rakam 4253 lira en az ve bir taraftan da vergilerin uzun zamandır konuşulan mesele vergilerin asgari ücretten kaldırılması. Başkan Erdoğan bunu açıkladı. Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Ekranlarımı getirelim hemen. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı asgari ücret net en az 4250 Türk lirası hayırlı olsun diyor. 3 lirası da var. Onu da belirtelim. Çok büyük bir rakam değil ama 4253 lira. Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işveren kesiminin maliyetini 450 lira aşağı çekeceğiz ifadesi Başkan Erdoğan açıklamalarında. Konuklarımızla konuşacağız ama Anadolu Aslanları İş Adamı Derneği ASKON Genel Başkanı Sayın Orhan Aydın da bize katılan isim. Kendisine merhaba diyelim ve nasıl karşılandı iş dünyasında bu konu kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Ne dersiniz? 4253 lira asgari ücret. Yani açıkçası hiç kimse bu rakamı telaffuz bile etmiyordu. 4100 liraya en fazla çıkmıştı. Hatta biz program ekibi olarak açıklamadan önce konuşurken yani 4200-4250 zor çıkan bir rakamdı ama güzel bir rakam çıktı en azından. Ne diyorsunuz? Evet. Tabii Hikmet Bey, burada sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında ne işveren kanadında ne de işçi kanadında böyle bir yüksek bir asgari ücret beklenmiyordu. Tabii hatta işçi sendikalarına bakıldığında da 3900 bandında bir talepleri söz konusuydu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun süredir ifade etmiş olduğu önemli bir konu var. Burada enflasyona kesinlikle işçimizi yedirmeyeceğiz tavrı vardı. Hem Hazine Maliye Bakanlığımızın da geçtiğimiz hafta hatırlarsınız cumartesi günkü toplantımızda da değindiğimiz önemli bir konuydu bu. Ve sonuç olarak da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tam da ifade ettiği gibi burada enflasyona yedirilmemesi için önemli bir çalışma yapılmış, bir asgari ücret görmekteyiz. Tabii burada biz işveren kanadı olarak da şunu söylüyorduk. Evet, biz şu anki mevcut asgari ücretin ciddi manada bir artışın olması şüphesiz elzem bir konu. Ancak burada işveren tarafına da bir destek ihtiyacı olduğunu ifade ediyorduk. Ve bunun da 450 TL gibi yaklaşık %10'luk bir kısmı olan önemli bir desteği de almış olduk. İşveren tarafında da vergi ve damga vergileri olmak üzere yaklaşık 450 TL'lik asgari ücrette, ücrete maaşlı personelimiz konusunda da
işveren kanadında bir destek olmuş oldu. Buna dair bir beklentiniz var mıydı Orhan Bey? Yani vergiden muaf olabileceğine dair. Evet, taleplerimiz bu konuda vardı. Aslında yakın tarihteki tüm toplantılarımızda bunu talep ediyorduk. Bu talebin de karşılık bulacağını düşünüyorduk aslında. Ve çok şükür ki burada da devletimiz işçi tarafından nasıl ki destek olduysa, işveren kanadına da 450 TL gibi bir desteği sağlamış oldu. Peki bu beklentiniz karşıladı mı 450 liralık kısmı? 450 TL'lik tam taleplerimizi karşılamadı. Ancak biz burada bir miktar daha fazla olması yönünde yaklaşık 850-900 TL bandında bir teşvik, bir destek alınabilir mi? En azından 2022 senesinde böyle bir geçici bir dönemde. Çünkü olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Yani burada dövizlerin bir anda böyle bir artışın yaşanılan elzem dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. Ender dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. Ve burada da bir miktar daha üstünü bekliyorduk. Tabii bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımıza ya da ilgili bakanlarımıza biz sürekli işveren kanadının, işveren tarafının da raporlarını arz etmeye devam edeceğiz. Burada çünkü tüm zorlu günlerde biz bunun benzerlerini yaşadık. İşte 2018 yılında yaşadık, 2015'te yaşadık, daha önceki 2007-2011 krizlerinde benzer durumları yaşadık. Bunların üstesinden geldik ve bu benzer talepleri ne zaman ilettiysek çok şükür ki hep olumlu sonuçlara dalmış olduk. Bu yönüyle biz işveren kanadı olarak, işveren STK'sı olarak da bu minvaldeki taleplerimizi de sürdüreceğiz. Ama buradaki en önemli konu, biz ASKON olarak da bu Kasım ayından bu yana, özellikle bu dalgalanmanın başladığı günden bu yana, fiyatların bu kadar artış olduğu dönemde hep şunu diyorduk. Zaten ASKON üyeleri olarak Türkiye'nin tüm bölgelerindeki üyelerimizden aslında şu mesajı almıştık. Biz asgari ücreti beklemeden işçilerimize zam yapmaya başladık zaten. Bu son iki ayı zamlı vermeye başladık zaten diye. Çünkü Türk sanayicisi, Türk tüccarının basiretini her zaman görmüşüzdür. Bu süreçte de bunu yaşadık. 4250 TL bugün başta Anadolu bölgelerinde olmak üzere geçim anlamında kabul edilebilir bir rakam. Tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde hala zor. Ancak biz ASKON olarak da şunu ifade ediyoruz. Zaten bu şehirlerimizde, bu tip büyük şehirlerimizden artık yatırımlarımızı, sanayi tarafındaki büyük yatırımlarımızı Anadolu'nun muhtelif şehirlerine götürerek orada hem insanların çok daha mutlu, çok daha verimli çalıştığına biz de şahidiz. İnşallah bu alanda da önümüzdeki süreçte hem yatırım, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu yeni bir model söz konusu. Evet. Yani bu faizin düşüşü, bu dövizlerdeki bu kadar artışın müsebbipleri tabii ki belli. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın çok dik durduğu bir yeni bir model söz konusu. Bu da artık Türkiye üretimle, Türkiye sanayiyle, Türkiye ihracatla büyüyor konusu çok önemli. O yönüyle bu alanda Türkiye'nin bugün bakıldığında sanayi tarafında hamdolsun ki birçok fabrikamız neredeyse 2022 yılının ilk 6 ayını doldurmuş durumda. Hepsi çok iyi siparişleri almış, ihracatla bir patlamalar yaşadığımız dönemdeyiz. Ve inşallah yatırımlarımızı bu faizlerin düşmesiyle birlikte, inşallah yatırımların artmasıyla inşallah iyi bir döneme devam ediyor olacağız. Peki, Anadolu'daki pek çok iş insanlığıyla elbette ki temas halindesiniz, üyelerinizle en azından. Üyelerinizden nasıl bir tepki var? Birkaç cümlede onunla ilgili bir cümle duymak isteriz. Tabii Anadolu'daki işveren tarafına bakıldığında Anadolu'da yani bizim Anadolu'daki sanayicilerimizle ben istişare ettiğimde de öncesinde şunu diyorlardı. Yani biz Anadolu'da üretim yapan firmalar olarak 3700-3900 bandında bir asgari ücret geçim için mümkün olduğu ifade ediliyordu. Ancak tabii ki bu rakamı biz Türkiye genelinde böyle bir farklı bölgesel bir asgari ücret maalesef uygulanamadığı için Türkiye genelini değerlendirdiğimizde Anadolu şu anki 4250 TL minimum asgari ücretle çalışanlarımız çok müreffeh bir hayatlarını sürdürebilecekler 2020'de inşallah. Evet, peki. Çok teşekkürler Orhan Bey yine katılımınızdan dolayı. Herkes için, siz işverenler için de, çalışanlar için de hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar dilerim. Evet.